Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Planner Sims'e hoş geldiniz. Hepinizin merakla beklediği ve sürekli durmadan her Let's Play'de istediği Cats and Dogs oyun serimize devam ediyoruz. Hatırlarsanız ben size şöyle bir şey demiştim. Baklava, köpeğimiz Baklava'nın aslında bizim amcamızın köpeği olduğunu ve onun yurt dışında yaşadığı, dönme ihtimalinin olduğu, dönme ihtimalinin olmaması halinde de köpeğin bizde kalacağını belirtmiştim. Bunu hatırlayacaksınızdır. Yalnız şöyle bir durum var ki, sevgili Laguna çok 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 talihsiz, çok üzücü bir telefon aldı arkadaşlar. Yani telefon aldı derken arama aldı. Telefonda amcasının maalesef çok elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette. Bu nasıl olabilir? Neden? Diye sorgulamaktan başka hiçbir şey yapamıyor. Ama inanılmaz mutsuz. Detayları almaya çalışıyor. Detayları öğrendikçe avukatıyla konuştu. Neden avukatıyla konuştu amcasının? Çünkü mal varlığı, sahip oldukları, bunlar kime kalacak, nasıl bir durum olacak, yengesi ne olacak, ona bir şey vermeleri gerekecek mi falan diye bunları konuştu. Ve amcasının zaten daha önceden hazırlamış olduğu vasiyetinin üzerine baklavanın yani başına herhangi bir şey gelmesi durumunda ya da ülkeye dönmemesi durumunda kesinlikle Laguna ve Diego çiftine kalması istediğini söyledi. Ancak avukat dedi ki, yengenizle aranızda bir sorun çıkacağını hiç sanmıyorum. Çünkü zaten yengeniz köpek falan sevmez. Baklavayı da pek sevmezdi. Zaten sizden almak isteyeceğini hiçbir şekilde sanmıyorum. Ama yine de yengenizle görüşmeniz gerekiyor. Onun da bunu onayladığını bilmemiz gerekiyor. Tamam dedi Laguna da. Yengem ülkeye döndü mü dedi. Avukat da evet yengeniz ülkeye döndü. Gün itibariyle evini boşaltacak, eşyalarını alacak ve siz baklavanın akıbeti konusunda bu süreçte görüşebilirsiniz dedi. Bu yüzden aslında Laguna biraz hani kendini daha iyi hissediyor. Çünkü baklavadan ayrılmak zorunda değiller. Zaten Diego baklavaya deli gibi bağlı vaziyette. O yüzden hani kimse baklavanın evden gitmesini istemiyor. Baklavayı çok seviyorlar. Şimdi hemen yengemizle bir görüşme ayarlayacağız. Ama şöyle bir durum var. Yengemizi yıllardır görmedik. Sadece küçükken o bizi görmüş. Biz bilmiyoruz. Düğüne de gelmedi. Yengemiz derken tabii ki de Laguna'nın yengesi ama hani ikisinin de yengesi oluyor artık. O yüzden şimdi onun adresini, telefonunu bulup onu buraya bir davet edeceğiz. Bu arada isterseniz biraz yengemizi tanıyalım. Yenge figürünü bir anlatalım. Nasıl biri, nedir, kimdir? Yengemiz Dora. Dora yenge. Uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorlar. Kendisinin dedesi Alman. Soyadı da Gründürüdürüdürü bir şey. Garip bir soyadı var. Yengemiz gördüğünüz gibi böyle baştan aşağıya bir şey abidesi böyle moda katliamı abidesi. Ayrıca görmemişlik abidesi, her yerinde altınlar var, takıları altın, boynundakiler inci, değerli taşlar, küpeler ve zaten dişlerinde görüyorsunuz altın dişleri var. Tam bir anlaşılmayacak insan tipi.
Ve çocuklardan nefret ediyor karakter özelliklerine baktığımızda. Kaba bir karakter özelliği var ve insanların mutsuzluğundan mutlu oluyor. Kendisi Dora yenge. Ah Dora yenge ah. Alo, Dora yenge. Alo. Kolarga Zucuni. Yenge sesin geliyor mu? Oo, uyuyormuş. Hatta biraz nahoş oldu. Tamam, okey. Dora yenge uyuyorsa biz burada hayatımıza devam edelim. Saat çünkü gecenin 12'si. Ya profiterol yüzüyor. Şuraya bakar mısınız? Seni yerim salak. Kurosan ne yapıyor orada? İlginç. Hadi sen de kurosanla oyna. O yemleri bitmiş. Yemlerini dolduralım. Fail. Fail. Doldur, doldur, doldur. Sabah olunca geri gelelim ve Dora teyzeyi tekrar arayalım. Dora teyze değil yalnız, Dora yenge. Çünkü Dora yengeyle konuşacaklarımız var. Hadi bakalım. Evet, sabah oldu ve Dora yengeyi tekrar rahatsız edebiliriz. Bakalım. Eve davet edelim. Dora yengeyi. Alo. Dora yenge. Bize gelmek ister misin? Çok güzel kahvaltı hazırlayacağım. Evet. Teşekkürler. Dora yenge geliyor. Ve Laguna oldukça mutlu. Dora yenge geldi. Hemen onu karşılayalım. Onu içeri davet edelim. Diego nerede? Diego mevzuya pek karışmıyor. Bu işi biraz Laguna çözecek. Bakalım nasıl ilerleyecek. Dora yenge nasılsın? İçeri gelsene. Hoş geldin Dora yenge. Dora yenge ve mutsuzluğu. Bu kadar mutsuz bir kadın gördünüz mü hayatınızda? Resmen her şeyden mutsuz. Şimdi Dora yengeye bir kahve yapalım. Bunu güzelce ağırlayalım. Sonuçta aramızda bir husumet yok. Onu da güzelce elimizde ağırlamış olalım. Dora yenge neredesin? Diego ile selamlaştı. Nereye çıkıyorsun acaba? Yengacığım. Yengacığım. Gelir misin buraya? Kol olur. Of. Neyse. Kahveyi yapalım da. Sen içmeyeceksin. Onu yenge içecek. Uf. Muhabbete çağıralım çünkü gizlice evi gezmeye çalışıyor farkındaysanız. Gizlice evi gezip böyle şey çıkarmaya çalışıyor, sorun çıkarmaya çalışıyor. Ben onu hissettim. Dora yengenin bunu yapmasına izin vermeyeceğiz, buna mahal vermeyeceğiz. Hemen yanına gidelim. Yenge, burada mısın? Ben de biraz seni kaybettim sandım. Ben aşağıda sana kahve yapmıştım. Neden gelmedin? Aşağı gelsene benimle. Çok sevinirim. Yani kahvaltı dedik ama
Bir kahveyle başlamak istiyorum. Hem konuşacağımız bazı konular vardı oraya yenge. Senin de ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. Ama bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Ben de şok içindeyim. Ama amcamdan çok sevgili, amcacığımdan kalan en büyük mirasla ilgili sohbet etmek istiyorum seninle. Oturalım buraya. Evet. Shabini Shrozies, Nuloy. Lamina. Shabini. Oturamadık. Oturduk, evet. Niye kalkıyorsun Dora yenge? Tamam. Şimdi yengeciğim. Biliyorsun ki amcamın vefatı bizi derinden etkiledi. Çünkü onun gelmesini bekliyorduk, ülkeye dönmesini bekliyorduk, baklava bizimle. Evet. Ben de bekliyordum, evet. Ama işte yani yapacak bir şey yok. Ya evet, çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm. Evet, kesinlikle. Ah, ay, kadının bütün derdi benim evimi gezmek, bir şeyler bulmak, sokuşturmak bana laflara. Bu kadar olamaz ya. Bu kadar fitne. Anca bu kadar fitne olunur. 2 dakika bir şey konuşacağız. Yok. Neyse. Sakinleşelim, şu duvarı bir indirelim de konuşalım. Evet Dora, yengeciğim. Ne diyordum? Sakin şu baklava meselesini konuşalım. Baklavayı sevmediğini ve baklavadan hoşlanmadığını zaten biliyoruz. Yo, ben baklavayı çok severim. Şaka yapıyorsun. Tabii, lazım böyle espriler. Hayır. Ben baklavayı sizden almaya geldim. Tamam, şakanın da bir süresi var değil mi? Abartmayalım. Aslında ben şaka yapmıyorum. Baklavayı kesinlikle senden almayı düşünüyorum. Ayrıca Diego'dan da tabii. Evlendin o sümükle. Gerçi sana da bu yakışırdı. Ne diyorsun sen? Sinirden gülüyorum artık. Baklavayı alamazsın yalnız. Avukatla konuştum. Tabii ki alabilirim. Ben bunu kabul etmezsem baklava benim. Ayrıca eviniz de berbat ötesi. Hiçbir şey diğer bir şeyle uyumlu değil. Hiçbir şey de altın kaplı değil. Ah, salak fakirler. Neyse. Baklavayı benim eve gönder. Kargo ile mi gönderiliyor, neyle gönderiliyorsa o hayvanlar. Gönder eve. O köpek benim evime gelecek. Duydun mu? Hadi canım. Görüşürüz. Dedi ve gitti arkadaşlar. Dedi ve gitti. Gördüğünüz gibi Laguna inanılmaz sinirli. Ve olanları yengenin duymayacağı şekilde Diego'ya anlatmak istiyor. Diego, inanabiliyor musun? Arkada oturan yengem olacak kadın baklavayı almak istiyor. İşte ondan sonra ne olsun? Geldi gitti, geldi gitti. İşte kısmet, hayat, hava çok güzel. Yenge, artık git istersen. Artık git istersen gerçekten. Git buradan. Hatta git yani. Evet, şimdi de Diego'ya bütün olanları anlatabilirim. Aşkım inanamazsın.
baklavayı almak istiyor. Ayrıca bu kadın köpeklerden nefret eden bir kadın. Amcamın ölmesine de üzülmüyor. Her şey yapmacık, her şey sahte ve bizden alacak köpeği. Tamam da bizden köpeği alamaz ki, avukatla konuşmadın mı? Konuştum tabii ki ama o sadece yengenin rızası olursa dedi. Rızası olacaktır demişti aslında. Bizden almak için yapıyor, köpeği sevdiği falan yok. Kesinlikle. Yaguna tekrar avukatı arıyor ve soruyor. Ya böyle bir durum oldu. Yengem köpeği istediğini söylüyor. Avukatım ne yapabilirim? Yani verme taraftar değiliz ama. Yaguna Hanım üzgünüm. O amcanızın eşiydi. Ve ona vermek durumundasınız ama eminim ona çok iyi bakacaktır. İstediğiniz zaman da ziyarete gidebilirsiniz. Neyse, dünyanın sonu değil herhalde, bilmiyorum. Of, Diego'ya bunu nasıl söyleyeceğim? Şimdi bütün bu olaylar olurken tabii bir yerde baklavanın, yani geçici bir evcil hayvan olduğunu biliyorlardı. Bunu bilerek ona bu kadar bağlanmışlardı. Ama bunu kendilerine yediremiyorlar çünkü kesinlikle yengesinin baklavaya iyi bakmayacağını çok 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 net biliyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Baklava yengesine vermek zorunda. Peki, yengesi baklavayı neden istiyor? Hayvansever biri değil. Hayvanlardan nefret ediyor. Çocuklardan nefret ediyor. Kendisini de pek sevdiği söylenemez. Baklavayı neden istiyor? Bir sonraki bölümde yengemizin baklavayı neden istediğini göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Merakta kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.